Merhabalar değerli hocam. Şimdi biraz önce konuşan bağlantıda konuşan Pakistan'dan konuşan konuğumuzu işittiniz. Bin Laden'le ilgili olarak Osmanlı hayranıydı. Türkiye hakkında şöyle böyle bir takım böyle övücü sözler sarf ediyordu dedi. Bunu kendi röportajlarına dayandırarak söylüyor. Şimdi Türkiye ile El-Kaide arasında tabii bir takım tuhaf karşılaştırmalar da var. Uzun zaman Türkiye'nin El-Kaide'nin yapmaya çalıştığı şeyin önündeki en büyük engel olduğu söylendi biliyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin demokrasiyle İslam'ı bir araya getirip beraber yaşayabilir kılmasının El-Kaide'nin varlık nedenini ortadan kaldırdığından bahsedildi. Fakat Pakistan'dan katılan gazetecinin söylediği tabii bununla çelişen bir durum. Bu arada El-Kaide de çok şekil değiştirdi, kimyası değişti, coğrafya değiştirdi. Şimdi başka bir tehdit haline büründü. Siz bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet tabii her ne kadar hayran olduğuna dair şeyler söylese de Osama Bin Laden'in Türkiye ile ilgili HSBC'ye yapılan saldırıyı hatırlayacağımızda, İstanbul'da İngiliz konsolosluğuna yapılan saldırıyı hatırladığımızda bu saldırıların Türkiye'de gerçekleştirdiğini, bu hedeflerin başka ülkelerde olmasına rağmen Türkiye'nin ciddi anlamda imajını zedeleyecek bu saldırıların da El-Kaide tarafından organize edildiğini biliyoruz. Bu açıdan bakıldığında bir tutarsızlık da var. Öte yandan şunu da ifade etmek gerekiyor. Türkiye, İngiltere ile birlikte ABD'nin 2001 sonrası başlatmış olduğu El-Kaide'ye karşı küresel savaşta en fazla ABD ile istihbarat paylaşımında gerekli aktörlerin yakalanıp ABD'ye teslim edilmesi konusunda en fazla işbirliğini gerçekleştiren iki ülkeden bir tanesi. Bu açıdan El-Kaide ile Türkiye'nin bugüne kadar bir organik bağının kurulması için de uygun bir ortamın 2001 sonrasında da oluşmadığını ifade etmek gerekiyor. Tabii son dönemde Hasan Bey bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu organik bağ falan diye böyle şeyler bahsedilirken biraz altını çizip bunları açıklamakta fayda var. Çünkü o ifadeler ilginç yerlere gidip ilginç tartışmalar başlatıyor. Şimdi Türkiye ile organik bağ derken hükümetlerin bunlarla bir takım ilişkiler kurması ihtimali herhalde söz konusu bile değil. Ama Türkiye'den bir takım militanlar sağladığı bir takım yollarla bazı insanların El-Kaide ile bağlantılı örgütlere katıldığı yolunda bir şey söylemeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi her ne kadar hükümetlerin, normal meşru çalışan hükümetlerin doğrudan terör örgütleriyle ilişki kurması uygun görülmese de sizin de biraz önce hazırlamış olduğunuz 1988'den itibaren CIA tarafından Afganistan'da El-Kaide'nin desteklendiği, hatta 79'dan itibaren başlayan Sovyet-Afgan işgalinde Usame Bin Laden'le ciddi ilişkiler kurulduğunu görüyoruz. Öte yandan Pakistan içerisinde, Pakistan ordusu içerisinde de Taliban ve El-Kaide ile ilişkili çeşitli grupların da olduğu biliniyor. Yani burada kirli ilişkiler devletler üzerinden kurulmasa da farklı devlet içerisindeki gruplarla terör örgütleri arasında ilişkiler kurulabiliyor. Tabii Türkiye örneğine baktığımızda Türkiye'nin son 10 senede bu tarz bir ilişki kuracak bir ortam oluşturmadığını söylemeye çalışıyorum. Yani siz terörle mücadele ederken El-Kaide'nin hücre evlerini basıp, hücre evlerini dağıtıp, bunların planlarının önüne geçip gerek bölgede gerekse de Türkiye'de yapacakları faaliyetlerin engellenmesi yönünde azami gayret gösteriyorsanız Türkiye El-Kaide'nin aslında en önemli düşmanlarından bir tanesi haline geliyor. Son dönemde kafa karıştıran en önemli hususlardan bir tanesi ise şu oldu. Türkiye sınırından sizin de belirtmiş olduğunuz gibi ciddi anlamda bir hareketlilik gerçekleşiyor. İşte bunun içerisinde lojistik katkıların Türkiye sınırından geçtiğine dair silah sevkiyatı ile ilgili çeşitli dedikodulara kadar çok fazla söylenti var. Burada da 910 kilometrelik sınır varlığı Suriye ile önemli bir etken teşkil ediyor. Tabii Türkiye'nin Özgür Suriye ordusuyla yürütmüş olduğu bir yönüyle dirsek teması da burada El Nusra ve Özgür Suriye ordusundan ayrılan çeşitli muhalif grupların da son dönemde geliştirmiş olduğu ilişki üzerinden acaba Türkiye El-Kaide ile yeni bir ilişki mi başlatıyor tarzında farklı soru işaretlerini Batı'da da ortaya çıkartmaya başladı. Tabii bu organik bağ anlamına mı geliyor diye baktığınızda ben bunun bu şekilde ifade edilmesinin oldukça haksız bir yaklaşım olacağı düşüncesindeyim. Türkiye'nin farklı
aktörlerle yan yana getirilerek aslında bölgedeki imajının da olumsuz yönde şekillendirilmeye çalışıldığı belki bir süreçten geçiyoruz. Öte yandan şu faktörü de ama dile getirmekte fayda var. Suriye'deki karışıklık gittikçe kaosa dönüşürken, kimin eli kimin cebinde belli değilken, Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlar veya Türkiye'nin bölgede istikrarı sağlamak üzere oynamaya çalıştığı rolün de daha da zorlaştığını ve burada çeşitli ilişkilerinde daha karmaşık hale gelme ihtimalinin de bundan sonra daha da güçlendiğini ifade etmekte fayda var. Evet.